Şimdi haberimizi izleyelim. Bir hastane saldırısı var. İddialar, suçlamalar karşılık. Gırla devam etti. Ama bakın son gelişme ne anlatıyor? <laughs> İsrail hastane katliamına kanıt olarak sundu. New York Times gazetesi videoyu inceledi. Füzenin havada patladığı hastane saldırısında patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiği ortaya çıktı. <laughs> İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarından en ölümcül olanıydı Elehli Babci Hastanesi'nin vurulması. 471 Filistinlinin yaşamını kaybettiği katliam hala gündemde. İsrail ve ABD'li yetkililer saldırıdan İslami Cihadı sorumlu tuttu. Kanıt olarak da El Cezire canlı yayınından alınmış bir video yayınladı. <laughs> ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın uzmanları o videoyu inceledi. El Cezire görüntüleri farklı kameralardan alınan 5 video ile senkronize edildi. Kameraların görebildiği alanlar işaretlendi ve analizlere göre videodaki füze Gazze'den değil İsrail'den fırlatıldı. Uzmanlar füzenin hastane patlamasından kısa bir süre önce İsrail'in Nahaloz kasabası yakınlarından Gazze'ye doğru ateşlendiğini belirledi. Füze hastaneden en az 3,2 kilometre uzakta patladı. Hastane saldırısının ise bu patlamadan 7 saniye sonra meydana geldiği öne sürüldü. Uzmanlar videodaki füzenin hastaneye hiç yaklaşmadığı sonucuna vardı. Ee, i̇lk istek Rusya'dan gelmişti aslında. Onu da bir ek olarak yapayım. Evet. Ee, madem siz atmadınız açıklayın uydu görüntülerini demişti. Uydu görüntüsü değil de bir güvenlik kamera kaydı ortaya çıktı. Şimdi bir bakıldı yön mesafe menzil e, İsrail tarafından ateşlendiği evet. aşikar şimdi evet. durum ortada bunun ABD basınından gelmesi de kuşkusuz e, dikkat çekici e, ama bilmiyorum yani bu denklemde bir şey değiştirir mi ben herhangi bir konuda böylesine ciddi ağır güçlerin herhangi bir insanlık suçuyla suçlandığına çok şahit oldum da karşılığında bir yaptırım mesela BM Genel Kurulu bu haber üzerinden aynı araştırmayı kendi yapamadı mı BM sadece refah kapısında arama tamam. yapmak için mi var Tabii. E, hatta Birleşmiş Milletler'in o kamplarda da e, elemanları var değil mi? Tabii. Yani orada aslında bayağı e, örgütlü bir güç Birleşmiş Milletler Tabii yani. Hem Batı Şeria'da hem de e, Gazze'de e, çözü bilinebilecek bir şey bu. Ama bu tarz e, savaşlarda diyeyim, bilgi kirliliği kaçınılmaz ve hı hı. inanılmaz bir e, iki tarafında e, o, süreci kendi aleyhine ve kamuoyunu kendi kamuoylarını kendi aleyhine, kendi lehlerine <laughs> e, e, yönlendirebilmek için yaptığı medya manevralarını çok göreceğiz diye düşünüyorum ben. Ama ve sonuç olarak eee mi ölenler var. Tabii ki. Yani ve Ben bir hastane saldırısı bu. Bunun bu tekrarının olmayacağına dair herhalde herhangi bir cümle kuramayız. Kesinlikle kuramayız. Kesinlikle yani e, ateşkes e, herhalde ateşkes Kelimesi ve kavramı hiç bu kadar anlamlı olmamıştı. Yani ateşkesin anlamı sadece e, İsrail'in bombalamayı durdurması veya e, konvansiyonel silahlarla İsrail'e yapılan saldırılar değildi. Yani bu tarz sabotajların da durdurulması. E, ama bu, e, sorun burada şu. Uzun süredir meşruiyetini kaybetmiş olan bir Mahmut Abbas hükümeti, artık ben e, sahayı kontrol edemiyorum diyen bir Hamas, e, burada e, sahadaki silahlı örgütleri ve bunların büyük bir kısmı da Batı Şeria'da artık e, yaşayamaz hale gelmiş gençler. Hı hı. Tabii yani inanılmaz bir e, gençlik Tecirek örgütleri, e, silahlı gençlik örgütleri e, şeyi var. E, 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 birikimi var e, Gazze'de gördüğümüz kadarıyla. Dolayısıyla Batı evet. Şeria'ya belki de daha fazla dikkat çekmek gerekecek. Çekecek, çekecek. Bundan sonraki süreci biz e, çok e, hararetli, çok hararetli bir şekilde orada izleyeceğiz. Çünkü e, fırs bunu fırsat bilen e, yerleşimciler de saldırmaya başladılar kamplara. Evet küçük şehirlere köylere boşaltmak istiyorlar ellerinden geldiğince çünkü şurada yani burada olan tam anlamıyla bir kaos ve bu kaostan yararlanmak isteyen e, herkes e, artık e, silahını eline alıp çıkmış durumda. Böyle birkaç ayda da e, bu meselenin toptan sönümlenmeyeceğini düşünüyorsunuz Bu meselenin e, sönümlenmesini biraz önce dönüp dönüp benim e, rehinelere gelmemin e, sebebi bu. Baştan beri e, olay sivillere yönelik bir saldırı e, olarak ortaya kondu. Dolayısıyla sivillerin e, iade edilmesi ve e, bu sürecin de bana kalırsa uluslararası bir şekilde yürütülmesi biraz tansiyonu düşürür diye düşünüyorum.